Sevgili seyirciler, muhteşem İznik Gölü'nün hemen kıyısında Ethem abimle beraberiz ve İznik Gölü'nden tutmuş olduğu istakozlarla beraberiz. Bunlar parçaları mı? Bunu ben anlamadım. Bu büyük değil mi istakoz normalde? Bunlar istakozlar büyük oluyor. Böyle kıskaçlı kıskaçlı değil mi? Evet, kıskaçlı kıskaçlı. Şu ne? Bunlar da o yenen kuyrukları. Bunları kopartıyoruz, haşlıyoruz. Bu kuyruğu mu? Evet, etli olan bölgesi. Vay. Kabuğu yenmiyor değil mi abi? Yok, kabuğu yenmiyor. Bunu bu şekilde ayıklıyoruz. Bir ayıklasın abi. Şu şekilde. Allah Allah. Acayip nimetler vermiş Allah. Denizin altında, üstünde, karada, havada. Vallahi ne güzel ha. Her şey bizim için ha. Kocaman istakozdan çıkan bu kadar. Anam, şu kadar hayvandan çıkan evet, bu mu? Evet. Yarım kasa istakozdan olan ürün. Hadi canım. Evet. En az burada 50-60 tane istakoz var. Fazla. Biz ne yapıyoruz şimdi? Biz şu anda istakoz sote yapıyoruz. İstakoz sote. Tamam. Evet. Önce soğanı kavuruyoruz. Zeytinyağı da mı? Zeytinyağına. Tamam, soğanı kavuruyoruz. Daha sonra biberleri ekliyoruz. Tamam. Mis gibi havası var buranın sevgili seyirciler. Bu havada bile efsane kokuyor. İznik Gölü'nü abi siz çok iyi biliyorsunuz. Evet. Bizim burada en çok hangi balıklar çıkıyor? Bizim burada genellikle sazan, at balık dediğimiz tatlı su kefalı. At balık, at balık. Halk arasında biz gördek diyoruz. Bilimsel olarak da gökçe deniyor bunlara. Gökçe balık. Başka kızıl kanat dediğimiz balıklar. Kızıl kanat var. Evet. Peki burada böyle hani büyük balıklar çıkıyor mu sazanlar? Bayağı yayın büyük balığı var. Ha, yayın var mı? Evet. Ama çok nadiren çıkıyor. Eskiden çok çıkıyordu bunlar. He. Son zamanlarda ekolojik dengenin bozulmasıyla onlar da azaldı. Peki bunlar nereden çıkıyor? Kıyıdan mı çıkıyor? Hayır, derinden. Bunları yakaladığımız 8-10 kulaçlardı. Oo. Derinlikten. İstakoz nasıl yakalanır abi? İstakozun tuzakları var. Sepet dediğimiz uzun böyle şey olarak. Şurada atıl durumda bulunan ha, şeyler sepetlerden var. İstakozu eline aldığında ama şey o ısırdı mı? Kaptırırsan ısırır. Kaptırırsa. Genellikle yağmurlu havalarda, havanın bozduğu zaman da saldırgan olurlar. Öyle mi? Evet, domatesimizi de ekliyoruz. Vay vay vay. İstakoz sote yapıyoruz sevgili seyirciler. Ben ilk defa yapıyorum. İstakoz soteyi ilk defa görüyoruz yani. Kerevit de deniyor. Bizim burada halk arasında istakoz deniyor. Az önce abimin söylediği gibi burası kuyruk kısmı. Kuyruk kısmının da sadece anam şu etli kısmı. Aa! Beni daha ölüsü ısırıyor. Ben canlısın, ne etsin beni? Battı, elime bir şey battı şuradan ya. Evet. Şurası değil mi? Evet. Ayıklaması biraz zahmetli. Biraz şöyle bastırayım, çek. Aha. Burası için bir tane ıstakoz yakalanıyor ve sadece böyle de yenir mi? Evet. Böyle de yeniyor. Bu şimdi bir işlem gördü mü? Bakın bu haşlandı. Tuzlu suda haşlandı. Ha, değil mi? Sade buna zeytinyağı ve limon sıkarak yiyebilirsin. Tamam. Afiyet olsun. Biz zaman sotesini yapıyoruz şu an sevgili seyirciler. Böyle bana inşallah sizler de yaparsınız, yersiniz. İstakoz son zamanlarda artık çok azaldı. Ben mesela şu 100 tane sepet baktım. Yarım kasa istakoz çıktı. Bunların içinden ayıkladığın zaman 2 kilo veya 1,5 kilo istakoz çıkıyor. O kadar az çıkıyor. Kilosu ne kadar? Kilosu 50 liraymış şu anda. Oo. Bizim burada ne kadar var? Bizim burada şu anda yaklaşık olarak 7-8 kilo istakozdan hadi bu canım çıkıyor. Aa. Evet. 7-8 kilo istakozdan çıkan bu mu? Evet. Vay be. O zaman biz bayağı parayı bulmuşuz abi. Şu anda 7-8. Şu anda şu an servet. Şu an servet. 350-400 lira falan var burada. Evet. Vallahi sen Allah razı olsun ya. Sen iki varsın ya. Şimdi, ne kadar pahalıymış. Şimdi şunu gazinolarda yeme kalktığı zaman bu kadar istakoz yiyemezsin içinde. Bunun zaten şu kadarını bir porsiyona koyuyorlar. Aynen öyle. Gerisi domates, biber. Bu istakoz soteyi kerevit tepsilere koyup ha, kiremitte üzerine de kaşar döküp fırına verdiğimizde of, daha bir güzel oluyor. Kiremitte kerevit onun adı. Bunu profesyonel olarak burada yapan var mı? Yoğun mu yani mesela bundan kazanç sağlayan? Bunu bazı gazinolar var, onlar yapıyorlar. Onlar yapıyorlar. Biz sadece kendimiz yemek için yemek yapıyoruz için kendimize. Gümüş balığı var mı burada? Var, gümüş balığı var ve güzel bir kazanç kapısı balıkçılar için. En pahalı balık o mu burada? Yok, en ucuzu balık o. Öyle mi? Evet. Ama güzel kazanç dedin abi. Onu avlat bölgeleri var. Bazı kiralarından oralarda balıkçılar avlanıyor. Onlar ırıpla çekiliyor. Yani yaklaşık olarak çıktığı zaman bir ırıptan 1 ton, 2 ton, 300 kilo, 500 kilo. Oo, o kadar çıkıyor. Tonajlı çıkıyor. Onların da yani kilosu geçen sene 8 liraydı. Yani tonajlı çıktığı için
güzel iyi para yapıyor. Kazanıyorlar. Ve şahane istakoz sotemiz hazır mı? Hazır. Ethem abim yaptı. Eline sağlık. Şu anda servis edebiliriz. Tamam. Ben tutayım abi. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Allah Allah. Sevgili seyirciler, İznik Gölü'nün efsane istakoz sotesi Ethem abim yaptı. Biz burada istakoz diyoruz. Kerevit de deniyor. Sanki derseniz şahane istakoz sote. Afiyet olsun, bereketli olsun. İznik Gölü'nün hemen kıyısındayız. İnşallah buyurun gelin beraber olsun. Ethem abi eline sağlık. Afiyet olsun. Sevgili seyirciler, İznik Gölü'nün meşhur istakozları. Allah. Korkma. Bir şey söyleyeyim. İşte o istakozları Ethem abim yakaladı. Ethem abi ısırır mı? Şöyle tutsam. Bazen. Ama ısırmıyor şu anda. Şuradan tutayım mı? Tutabilirsin. Şöyle. Bunlar bizim bu gölden çıkıyor. Ya sen hiç korkmuyor musun ya Ethem adam? Ya bu adam bir an insan biraz çekinir, biraz korkar ya. Mesleğe biz. Bak 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 bak. Şunlara denk geldiğiniz an. Yandım. Anam! Yandım anam diye bağırıyorsunuz. Bayağı bu çünkü tutuyor değil mi abi? Buradan kesiyor yani. Şimdi uçları, ne yapacağız bunlar? Bunları sivirdi. Biz alacağımızı aldık. Biz bunları işte yakalıyoruz, haşlıyoruz, pişiriyoruz, yiyoruz. Pişiriyoruz. Ticari olarak da İznik Gölü'nden bundan gelir elde eden birçok balıkçı var. Evet. Bunları bırakacak mıyız? Biz bunları bırakacağız. Çünkü niye biz alacağımızı aldık değil mi abi? Orada evet. Fazlasını bırakacağız değil mi? Evet. Ethem abi elini ısırmasın yahu. Ha oradalar. Yönü biraz ters. Onlar bulur herhalde yönünü. Var ya. Suyun hadi akışına doğru. Hadi iyisiniz hadi. Vay 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 vay. Bu şaşırdı ha. Şaşırdı şu. Hadi git. Yok. Şu hak etti. Ben onu yiyeceğim. Ver onu. Ters yöne gidiyor ya. Bu tarafa bu tarafa. Şey gibi değiller abi bunlar. Böyle balık gibi bir yüzme olayları yok herhalde. Ha? Vallahi suyun dibinde nasıl bir hareket ettiklerini bilmiyoruz. Ya genelde su dibinde değil mi bunlar? Evet suyun dibinde. Suyun dibinde kum, batak, kayalık, arazide. Vay be. Bunu böyle tutuyorsunuz. Ben yakalayacağım şimdi bunu mesela. Sakin ol bırakacağız seni. Şuradan şöyle bırakayım. Onlar gitsinler sevgili seyirciler. Ethem abi şimdi karaya da çıktı. Bu karada da yaşıyor o zaman değil mi? İstakozlar karada da bir müddet yaşayabiliyorlar yani. Ne kadar bir müddet? 3-5 saat yaşayabiliyor. Yaşıyor. Ha. Bunun yanında İsrail sazanı da var gölümüzde. Hadi be, o evet, çok fena İsrail değil mi? Çok tehlikeli. Çok uzun süre yaşayabiliyor yani. 1-2 gün yaşıyor. Karada yaşayabiliyor. O nasıl bir balıktır ya? Valla onu bilmiyoruz yani. Böyle bir nesil türedi gölümüzde ve çok istilacı bir balık. O nesil türediden ziyade biz bunu gittiğimiz birkaç ilde de gördük abi. Bilerek atıyorlarmış bu göllere. Çünkü İsrail sazanının eti böyle lezzetli bir et değil yani. Lezzetli bir et değil ama şu anda yeniyor. Piyasada, pazarlarda satılıyor. Satılıyor ama bizim balıklar kadar lezzetli değil. Değil. Ve onları yiyor değil mi? Yavrularını. Yumurtalarını yiyor. Onları. Ha yumurtalarını evet. Yiyor. Onlara zarar veriyor. Onlara zarar veriyor. Buna bir zararı oluyor mu kerevite? Kerevitin zararı olduğunu bilmiyorum ama genellikle balıkların yumurtalarını yiyor. Hmm. Bir de bunu aynı şekilde gümüş balığı da yapıyor. Öyle mi? Evet. Gümüş balığı da istilacı bir balık. Çok fazla üreyebilen. Burası hangi ilçelere sınırı var İznik Gölü'nün? İznik Gölü'nün İznik ve Orangazi. İznik Orangazi evet. Başka yok. İki ilçeye sınırı var. E tamam çok teşekkür ediyoruz. Geçelim o zaman bir süre. Dur. Tamam buyurun abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.